Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla tekrardan karşınızdayız. Programımızın adı Dersimiz Hayvancılık. İsminden de anlayacağınız gibi bu programda hayvancılıkla ilgili her şeyi işlemeye çalışacağız. Bu konunun uzmanı var yanımızda. Tahir Hocam, Tahir Yavuz. Kendisi biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimlerinden biridir. Bu mesleği bilmiyorum hocam, yanlışım varsa düzeltin ama birçok yeniliği herhalde ülkemize getirdiğiniz... Öyledir bence, evet. Yani duyduğum, bildiğim kadarıyla. Size yardımcı olmak için söyleyeyim, bu sene 40. yılım meslekte. Maşallah. Allah evet. Uzun ömür versin. İnşallah daha yeni şeyler de getireceğinizi ben biliyorum. Çalışıyorsunuz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz sadece ürün değil, kafanın içinde de bir şeyler getirmeye çalışırız. Gördüklerimizi de paylaşmaya gayret ederiz. Hocam, bu programda dediğim gibi başta da söyledim, hayvancılıkla ilgili üreticilerin tüm sorunlarını ve genel şartlardan bahsedeceğiz. Bu ilk programımız. Evet. Bu yüzden ben biraz daha şey yapmak istiyorum, genel hatlarıyla biraz daha değerlendirmek istiyorum. Evet. Şu anki durum nedir ülkemizde hayvancılıkta ve işletmelerdeki durumlar, kapasiteler ya da bir işletme nasıl olmalı? Evet. Oradan başlasak. Oradan başlayalım. Öncelikle Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum. Benim bilgilerimi dostlarımıza iletmekte aracı olduğu için. Ben kurumum adına ve üreticilerimiz adına, çünkü ben de üretici bir aileden geliyorum. Evet. Ben teşekkür ederim, evet. Aslında bilgi paylaştığınız için. Şimdi Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum. İlk programımız, kısmetse devam edeceğiz. Bugün başladığımız konuları sonra ayrıntılara girerek de anlatacağız. Şimdi biraz dediğiniz gibi genel başlayalım. Türkiye'de hayvancılık pek iyi durumda değil. Hani o ekonomik tarafı var, o zaten bugünlerde evet. Problem ama bir de biz bu hayvancılığı ehil biçimde yapmıyoruz Türkiye'de. Benim en büyük sıkıntım da bu. Yani ehliyetsiz araba kullanır gibiyiz. Hayvanları kullanmayı bilmiyoruz toplum olarak. Birkaç çok büyük çiftlik veya çok böyle işte dışarıdan danışmanı gelen çiftlikler falan filan, onlar iyi gibi de, ama genel olarak büyük bir kitle ehliyetsiz araba kullanıyor. Tabii şimdi ehliyetsiz araba kullanırsanız ne olur? Kaza ihtimaliniz çok olur. Kaza ihtimaliniz çok olur. Yani ve de ne yapacağınız çok planlanamaz. Yani tahmin edilemez. Diğer evet. Şeyler işte ehliyetsiz araba kullanırsanız kaza yapma ihtimaliniz artar. Biz de sırsız kazalara maruz kalıyoruz. Öyle mi? Herkes evet. Biliyor bunu. Evet. İşte bana birçok soru gelir. WhatsApp'la, Messenger'la, işte telefonla, e-mail'le, Instagram'la, her türlü vasıtayla bana çok soru geliyor. Şimdi bu soruları bakıyorum, cevaplayacağım ama derin arızalar var. Yani derin, çok da hemen yüzeysel halledilemeyecek kadar derin yani. Evet. Şimdi tabii soruyu soran genelde olay başına geldikten sonra soru soruyor. Hmm. Halbuki benim ana branşım sürü yönetimi ve koruyucu hekimlik. Evet. Beni bilenler bilir. Yani ben koruyucu hekimlik anlatırım. Neden? Hasta olmasın. Hasta olduktan sonra olay tedaviye gidiyor. Her tedavi, insan ya da hayvan, her tedavi her zaman başarılı olmaz. Evet. Öyle. Evet. Her tedavide başarı çıkmaz. Başarı olsa bile bazen büyük paralara mal olur. Bizim biraz da işimiz ekonomik değil mi? Yani işin dediğiniz gibi karlılığını, zararını tartmak zorundayız. Ha. Ona göre şey. Fakat enteresan bir şey var. Türkiye'de sanki her şey pahalı, antibiyotik ucuz. Değil mi? Sanki bana öyle geliyor. Yani sanki her şey pahalı da antibiyotik ucuz. Neden? O son raddede artık yani mal elden gidiyor telaşıyla mühim bir antibiyotik kullanılıyor. Oradan ben yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle bir işletmede antibiyotik kullanımı ne kadar çoksa o işletmede işler o kadar kötü yönetiliyordur. Yani sürüyü kötü yönetiyorlardır. Birisi, herhangi bir hayvan sahibi eline şırınga alıp antibiyotik kullanıyor ise veya veteriner çağırıp veterinerin antibiyotik kullanması gerekiyorsa bilsin ki bir sürü yönetimi hatası ile karşı karşıya. Aslında ortada büyük bir sıkıntı var. Yani evet. Bunu evet antibiyotikle çözüyorsunuz belki ama
genel anlamıyla benim sizin anlattıklarınızdan anladığım, bunu işte bu sorunu aslında çözmüyorsun. Sorun daha çok büyüyor. Hayır, neden oraya geldik? Yani neden oraya geldik? Şimdi ben bu antibiyotik yapıyorum ama yani neden bu işe muhtaç kaldık? Antibiyotik yapmaya neden ihtiyaç duyduk? Bunun arkasında bir şey var. Yani bir neden var. Bunun arkasında bir şey var. Burada sürü yönetimi devreye giriyor ve koruyucu hekimlik devreye giriyor. Peki zaten koruyucu hekimlik sürü yönetiminin bir parçası. Peki koruyucu hekimlik ne? Yani esas ana konulardan biri de bu. Koruyucu hekimlik ne? Biz de şimdi koruyucu hekimlik deyince çoğunluk, belki siz dahi, herkes, ha aşı yapılacak hayvanlara diye gelebilir aklınıza. Evet, aşı koruyucu hekimliğin bir parçası. Ama inanın hepsi değil. %25'i sadece, yani 1/4 koruyucu hekimliğin aşılamadır. Yani ben şimdi koruyucu hekimlik deyince ha o aşı söyleyecek gene diye düşünebilirler. Aşı 1/4 bir bölümü. 1/3 bölümü başka şeyler. Örnek, bina. Yanlış bina yaptıysanız koruyucu hekimlik baştan bitti. İlla ki bazı hastalıklara meyil verecektir. Tabii. Mesela kapalı bir ortam. Her yerden amonyak ve kötü gazlar fışkırıyor. Nereden? Hayvandan, değil mi? Evet, evet. Ondan sonra gübre var. Amonyak çıkıyor. Sürekli amonyak yürüyor. Amonyak kötü bir gaz. Evet. Amonyak kötü bir gaz. Peki şey, diğer metan gazı, karbondioksit, bunların ortamdan bir an evvel def edilmesi lazım. Bizim ahırlar nasıl? Ama bunlar bir yere gitmesin, çok lazım. Kapatırız. Hatta delikleri bile ufak kapatırız. Bile kapatırız. Hayvan öksürür. Öksürünce bak üşüttü der. Dediğiniz gibi kenarda köşedeki deliği de kapatırız. Yani o pis gazların ortamdan bir an evvel uzaklaşması lazımken biz aman bunlar çok lazım diye örteriz her tarafı. Bu bir kere bizim koruyucu hekimliğimizi baştan sıfırlıyor. Bitti. İkincisi, ben duvara biliyorsunuz karşıyım, beni evet, dinleyenler evet. Bilir. Duvara çok karşıyım. Efendim kuş var işte, tabii öyle konuşuyor ki bizim hayvan sahibi dostlarımız. Dünyada bir kış Türkiye'de oluyor. Başka ülkede soğuk olmaz, kış da olmaz. Halbuki sıcak soğuktan daha tehlikelidir. Hayvan için baktığınızda bir de sıcaktan ve nemden, bildiğim kadarıyla hocam yanlışım varsa düzeltin, bakteriler olsun, işte mantarlar olsun, bu tarz şeyler daha fazla. Çünkü uygun ortamı sağlamış onlara oluyorsunuz. Onlara da uygun ortam sağlıyoruz. Artı tabii ki nemi, yani onlar da seviyor. Suyu onlar da seviyor. O ayrı konu. Bir de bu zararlı gazlar ciğerleri yakıyor. Burundan bir başlıyor. Bütün solunum yolunu yakıyor. Amonyak. Örneğin amonyağı içer mi birisi? Yani. Amonyak şeyde havada, havanın nemiyle beraber eriyor ve ciğerlere kadar geçiyor. Ciğerlerde büyük hasarlar yapıyor. Bunu ayrı bir konuda anlatacağım. Yani amonyağın derdini de. Esas havanın, ortamdaki havanın temiz olması lazım. Evet. Benim yıllar evvel bir sorum olmuştu üreticilere. En önemli iki besin maddesi demiştim. Bir sürü cevap gelmişti. İşte kimisi yonca dedi, kimisi ilaç dedi falan. Hayır. En önemli iki besin maddesi hava ve sudur. Temiz hava ve temiz sudur. Eğer biz hayvanlara temiz hava ve temiz su veremiyorsak zaten koruyucu hekimlik ve sürü yönetimi orada bitmiştir. Evet. Devamı yoktur. Ama biz devam ederiz. Hava vermeyiz, devam ederiz. Yaptığımızı sanırız. Nedir bu işte? Ehliyetsiz araba kullanmak. Kaza ihtimali gayet yüksek. Benim bir sloganım var. Sloganım burada, hatta buradan yazımda yazdım. Temel kural. İneğe inek gibi muamele etmeliyiz. Temel kural bu. Doğası neyse onu yapmamız evet, aslında. Evet. Biz ineğe bizim kafamıza göre muamele ediyoruz. Biz yine bizim kafamıza göre yem veriyoruz, bizim kafamıza göre hava veriyoruz veya vermiyoruz neyse. Bizim kafamıza göre yatacak ortam veriyoruz falan. Hayır, ineğin kafasına göre, ineğin yaşamına göre davranıyoruz. Biz yönetme kısmını galiba biraz yanlış anlamış hocam. Evet. İnek gibi davranmadığımız sürece başımız dertten kurtulmayacak. Evet.
Bunu herkes anlasın. O zaman koruyucu hekimliğinde, sürü yönetiminin de temeli ineği tanımaktan geçiyor. Biz ineği tanıyor muyuz? Yani. Tanıyor muyuz? Şimdi ben çok fotoğraf var. Sizlere de vereceğim o fotoğrafları gösterin. Bizim inekten beklediğimiz yatmasıdır. Yatacak inek. Rahat etmesidir yani bir nevi, öyle mi hocam? Rahat olmazsa yatmıyor zaten. Yani. İnek aslında anlatıyor derdini. Yerim rahat değil, ortamım rahat değil. Ben bu ortamı beğenmiyorum. Bu havayı beğenmiyorum. Bu duvarlar keşke olmasa diyor. Evet. İnek anlatıyor bize ama biz anlamıyoruz. Yatan inek bize süt verir. Ne zaman? İnanın çok enteresan. Günde 1000 dakika yatması lazım ineğin. 1000 dakika. Bir günümüz var değil mi? 24 evet. saatimiz evet. var. Sizin, benim, ineğin, hepimizin 24 saati var. 1440 dakika eder. İnek 440 dakikasını başka şeylerle geçirebilir. Ne yapar? Yem yer, su içer, sağıma gider, sağım olur değil mi? Evet. Ama 1000 dakikasını yatarak geçirmesi lazım. Bu 1000 dakikanın yarısını da geviş getirerek geçirmesi lazım. 500 dakikasını asgari. Bu 500-600 dakika geviş getirmenin sağlıklı olduğunu gösteriyor bize. Yani 500-600 dakika geviş getirirse çok sağlıklı inek. Zaten ineğin hasta olduğunda ilk gösterdiği belirti nedir? İştahsızlık. İştahsızlıktır. Hayvan sahibi bize, veteriner hekime nasıl derdini anlatır? İnek yemini yemiyor. İlk belirti budur. Yemini yemiyor. Sonra başka belirtiler de çıkar. İshal olur, öksürük olur, işte ateş yükselir falan. Ama yemini yemiyor. İlk belirtidir. Evet. Ve bize gelen sorularında %90'ı böyle gelir. İnek iştahı kesildi aniden, yemek yemiyor, şu oldu bu oldu, demek ki hasta. Demek ki inekte sağlık belirtisi yem yemektir. Sağlıksızlık belirtisi de yem yememektir. Demek ki ne yapacağız? İneğin geviş getirdiğini göreceğiz. Eğer kalabalık bir ünite varsa, diyelim 50 baş, basit diye konuşalım. 50 baş bir hayvanımız var. 10 baş hayvan böyle yan yana yatıyor. Yatıyor. 10 baş hayvan yan yana yatıyor. 5'i o dakika geviş getiriyor mu? Bakacağız. 5'i. Dediğiniz gibi aynı yarısı oranına bakarsın. Yani. Yarısı getirmek. 1000 dakika şöyle. Var ya. Evet. O 1000 dakikanın yarısı geviş getiriyor mu hayvan grubu? O 500 dakika o 5 tane hayvan geviş getiriyor. Onların gevişi durduğu da öteki 5 tane. Yani bu çok önemli bir göstergedir bizim için. Evet. Bunu görmek için ne yapmak lazım? Ahırda hayvanları gözlemek sürekli lazım. Gözlem yapmak. Gözlem. Ha, demek ki gözlem çok önemli. Demek ki sürü yönetiminin ana fikri bu, bir tanesi bu çıktı şimdi. Gözlem. Bu kenarda dursun. Bunu kenara koyalım. Benim bir de atasözü gibi bir lafım var. Herkese söylerim ama kimse buna inanmaz. Kuru ve temiz. Değil mi? Herkes duydu bunu. Duymuştum. Kuru ve temiz. Ya kuru ve temiz olur mu dam? Damın içi. Evet olur. Neresi? Yattığı yer. Yattığı yer olur. Yattığı yer. Yattığı yer kuru ve temiz olacak. Yattığı yer çok önemli. Buzağı olsun, inek olsun, dana olsun, ne olursa olsun. İneğin bir de memesi var. Evet. Rahimi var. Ve sürekli açık yani. Her şeyde açık. Şimdi o meme konusunu bir programda uzun uzun anlatırız. Ben meme konusunda da çok doğru bilgiler aktaracağımıza inanıyorum. Ama şimdi genel konuşuyoruz ya. İnekler nerede yatıyor? Yattığı yer kuru ve temiz mi? Örnek, ülkemizdeki en büyük felaket diyeyim gezinme yerleridir. Şimdi buradan izleyicilere soralım. Siz de şahit olun. Yattığı yer kuru ve temiz olacak diyoruz. Bir de gezinme yeri var. Evet. Gezinme yeri kuru ve temiz mi? Değil. Islak ve pis. Islak demek pis. Ki sürü yönetimine aykırı. Yani. Türkiye bu gezinme yerleri konusunda yanlış bilgiye sahip. Yanlış bilgiye sahip. Gezinme yeri kuru ve temiz olabilse buyursunlar yatsınlar. Zaten hocam yattığı yeri de hayvan illaki, yani orayı ne kadar temiz de tutsanız gezinme yeri pis olduğu için illaki kalıntılarını yattığı yere getirecektir yani bir şekilde. Çok yanlış. Güzel bir şeye değindin.
tam da benim söylemek istediğim konuya geldiğim iş. Şimdi mesela bir inek doğum yapınca ne oluyor? Mesela rahiminden yavaş yavaş pislikler dışarıya atılıyor. süzüle atılıyor. Bu çok lazım bir şey değil mi? Rahimin temizlenmesi için. Çünkü rahim belli bir sürede küçülüp eski haline gelmesi lazım. Bu da içinin de pisliğinin de boşalması lazım. Peki bu sular oralara akmıyor mu? Akıyor. Aktığı yer gübre. Gübre. Islak. Islak. Yani tam mikrobun sevdiği bir yer değil mi? Evet. Pis bir ortam var. Mikrobun ağzına göre yemek. Bir de nem var, su var. Mikrop da seviyor. Suyu kim sevmez değil mi? Yani. Su herkese lazım. Bütün canlılara lazım. Hatta bununla ilgili bir lafımız vardır bizde. Mikroplar deriz koşmaz yüzer. Doğru. Yani suyu sever. Yani ıslak zemini sever. Demek ki ıslak zemin orada. Pislik orada. Mikrop orada. Mikroplar azıyor. Çoğalıyor. Bir bilgi daha. Rahimdeki mikroplar, rahimden çıkan mikroplar aynı zamanda meme iltihabı yapan mikroplar. Aynı. Aynı mikrop aslında. Aynı mikrop. Hem rahim iltihabı yapar hem meme iltihabı yapar. Ve birçok iltihap yapar. Eklemde yapar, ayakta yapar, birçok iltihap yapar. Şimdi orada bu hayvanlar yatıyor veya geziyor. Şimdi ineği tanıyacağız dedik ya. İneği tanımak için bir şeye kafa yormak lazım. İnek gibi yatar. İkinci sloganımız bu. Doğası gibi yatıyor. İnek gibi yatar. Bunu halk da herkes biliyor değil mi? Evet. İneğin inek gibi yattığını bilmeyen var mı? Yok. İnek gezen hayvan değildir. Niçin gezer? Niçin gezer? Salarsan çayıra ot bulmak için gezer. Yani. Bir süre sonra ot bulunca yer gene yatar. Gene yatır. Yemiş getirir. Sonra vakti gelince karnı acıkınca biraz daha gezer. Biraz daha ot bulur. Gene yatar. Gene yatır. Aynı ortamı biz ahırda sağlayacağız. Damda sağlayacağız. Hmm. Damın içinde sağlayacağız. Yani inek ot bulmak için gezmeyecek, kalkıp yemliğe gidecek. Yani gezmiyor ya, kalkıp yemliğe gidecek. Yem yiyecek, dönecek yatacak, yemiş getirecek. Bir süre sonra tekrar karnı acıyacak, tekrar yem yiyecek, tekrar yatacak. Şimdi böyle bir ortam biz sağlıyor muyuz? Sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü günün belli saatlerinde yemlikler bomboş. Evet, yani dediğiniz gibi hocam belli periyotlar işte sabah ya da günde iki öğün ya da üç öğün sabah verilir, akşam verilir. Onun haricinde işte bir yandan girilip bakılır. Hani bizde hayvanın önünü karıştırma derler. Oradan alıp oraya verme, bilmem ne yapma. Ama saatlerce boş kaldığı oluyor yemliklerin. Oluyor. Şimdi ben birkaç senedir anlatıyorum. Belki biraz açık büfe falan dedim. Belki anlayan oldu mu olmadı mı onu da bilemedim. Ama gördüğüm kadarıyla daha boş saatler çok. Çok. Şimdi çayırda olsa ne yapacaktı? Yani çayırda ot var değil mi? Kalkacak, yiyecek, yatacak. Tekrar karnı acıyor. Kalkacak, yiyecek, yatacak. Ahırda da aynı ortamı sağlayacağız. Yani kalkacak, yemliğe gidecek, yem bulacak. Yemliğe gitti, yem bulamazsa boş yemlik yalar. Boş yemlik yalayan hayvan bizi hayretmez. Benim çok fotoğrafım var Türkiye'den. Bir tane yabancı fotoğraf yoktur yabancı ülkeden. Onlar da hep zaten... Hep önü dolu. Önü dolu. Bir yabancı ülke damının en büyük özelliği hayvanın önünde yem bulunmasıdır sürekli. Sürekli yem vardır sürekli. Ha demin söyledin yemliği karıştırabilirler. Gidersin bir yemliği şöyle bir karıştırırsın. Tazelersin. Ama önünde hep yem kalacak. Hatta Amerikalılar günlük yemin tümünü sabahtan bir sererler. Ertesi sabaha kadar sadece onu iterler önüne. Yanaştırırlar. Yanaştırırlar, iterler. Hiç o yem önünden eksik kalmaz. Bu gayet basit bir hesaptır. Bu hayvan sağım dönemine göre ve doğum dönemine göre bir yem tüketecektir. Evet. Genelde ilk lohusalık dönemi yani yeni doğum yapan hayvanlar %4-4,5 canlı ağırlığının orantısıyla yem tüketmeleri lazım. Kuru madde bazında. Bu kuru maddeyi de oturup anlatacağız tabii. Kuru madde de bence bir derttir. Çok önemli bir derttir. Onu da çözemedik ben. İşte onu da ben anlatıyorum ama ne kadar anlatsam da tam anlaşılmadığını görüyorum. Şimdi bu kuru maddeyi de anlatalım vaktimiz olursa. Şimdi bu hayvanın önüne serdin yemi, işte 10 hayvan var. Bu hayvan işte günde
işte 20 kilo kuru madde yiyecek. 20 kilo kuru madde %50 kuru maddeli bir yemse demek ki 40 kilo vereceğiz. 40 kilo vereceğiz. Falan böyle bir hesap. Silaj da varsa değil mi? Silaj da varsa. Silajın %30'u 31'i neyse işte kuru madde. Şimdi bu daha anlaşılamadı. Bilinçli çiftlikler var, onlar anladı, onları biliyoruz da genel mahiyette anlaşılamadı. Çünkü ben birine soruyorum mesela hayvan sahibine kaç kilo yem veriyorsun, şu kadar şu kadar falan. Bakıyorsun yemez. Ama onun gözüne çok geliyor. Yemez. Kuru madde bazında az. Ha, o genel anlamda şeyine baktığınızda, yeküne baktığınızda aslında çok. Ama hayvana tabii faydalı olan kısmı az. Şimdi mesela bir simental, şimdi simental modası var ya. Çok popüler, evet. 600 kilo hayvan doğum yaptı. %4'ü yese, ki evet, 4 bile bazen azdır, 4,5 olabilir. %4 yese 24 kilo 24 değil mi? 24 kilo kuru madde. 24 kilo kuru madde. Silajla karışık %50 kuru maddeli bir yem veriyorsanız toplamda, silaj milaj işte posa mosa ne veriyorsanız, yeminizin kuru maddesi %50 ise 48 kilo yem vermeniz lazım günde. Ben bunu söylediğim zaman bana diyorlar ki biz batarız hocam diyorlar. Zaten sütçüler para kazanmıyor. Vermezsen batarsın. Vermezsen batarsın. Çünkü biz bazı olayları hala anlayamadık. Bakın, süt verimi çoğaldıkça süt maliyeti düşer. Bunun yani aksini iddia eden var mı? Yok. Yok. Süt veriminiz 30 kiloysa 15 kilo süt verene göre süt maliyetiniz %30 daha düşüktür. Daha düşüğe mal edersiniz. Düşer, evet. Sizin derdiniz neydi zaten? Süt ucuz, yem pahalı değil mi derdiniz? Evet. Bunun yapılmış çalışmaları çoktur. Bütün dünyada yapılmış çalışmaları var. %30 daha sütü aşağıya mal etmeniz mümkünken ve bunu yapar, daha az işte besleyelim, daha az süt versin falan dediğiniz zaman aslında kendimizi kazıklarız. Sütün maliyeti yükselir. Bunun bir de kuru dönemdeki maliyeti vardır. Onu da bir programda uzun uzun anlatırız. Yani 2 aylık bir periyodu zaten öyle geçiriyor. Kuru dönem. Peki kuru döneme girmeyen hayvanları ne yapacağız? Sayıyoruz değil mi? Sayıyoruz. İşte o en dünyada en pahalı mal olan süt odur. Kuru döneme girmeyen. Neden kuru döneme girmez? Gebe kalmadı. Gebe kalmadı. Döl tutmadığı için. Döl tutmadığı için. İşte o döl tutmayan hayvanlar var ya, o uzun sağım döneminde bizi, çiftliği yiyor, bitiriyor. Şimdi bunlar hep maliyettir. Ama biz maliyetleri yanlış yere baktığımız için yanlış görürüz. Türkiye bu ara hep böyle gidiyor. Yani süt ucuz, yem pahalı. Evet. Bazen iyi durumlara geliyor. Aman zaman derken yine süt ucuz, yem pahalı. Pazarın durumuyla alakalı. Pazarın şey durumuyla yani ilgili. O da çok değişken bir durum hocam. Yani standart bir yapı. Peki senle ben bu işi kontrol altına alabilir miyiz? Alamayız. Alamayız. Çünkü sütün fiyatını biz belirlemiyoruz değil mi? Yani. Etin fiyatını biz belirlemiyoruz. Yemin fiyatını biz belirlemiyoruz. Demek ki bizim dışımızda insanlar belirliyor bunu. Bizim bir bu konuda bir etkimiz var mı? Yok. Süt 2 lira olsun, yem 1 lira olsun diyebiliyor muyuz? Biz diyemiyoruz. Dolayısıyla bu da piyasanın olayı. Ha, biz ne diyebiliriz? Kar merkezleri veya zarar merkezleri şunlardır. Buraları tıkayın. Çünkü orada delikler var değil mi? Bir kovanız var. Kovada böyle böyle büyük büyük delikler var. O büyük delikleri biz tıkayamazsak kovamız hiçbir zaman sütle dolmayacaktır. Aslında müdahale edebileceği yer çok basit. Kendi işletmesi hayvanı yani. Yani demek ki kendi elinde olanı yapacağız. Evet. Herkes kendi kapısının önüne çıkıyorsa zaten hiçbir şey yok. Kendi elimizde olanları doğru yapmaktan başka bizim elimizde bir şey yok. Sütü başkası fiyatlandırıyor, eti başkası fiyatlandırıyor, yemi başkası fiyatlandırıyor. Biz kar merkezlerini ve zarar merkezlerini bileceğiz ve ona göre işaretleyeceğiz. Buradan kar ediyoruz, buradan zarar ediyoruz diye. Kar merkezinin başında çok süt almak vardır. Evet. İkincisi, delikleri örteceğiz, tıkayacağız dedik ya. Delikler ne? Buzağı kaybı büyük bir delik. Evet. Süt kaybı büyük bir delik. Çeşitli sebeplerden süt kaybediyorsak büyük bir delik. Oradan da kova su kaçırıyor, evet. Süt kaçırıyor. Efendim, bir de döl kaybı, döl tutturamamak büyük bir delik.
bu üç deliği tıkayamıyorsa bir işletme, onun kovası dolmaz. Gayet basit. O kova dolmaz. İşte kar merkezi de zarar merkezi de hepsi burada yoğunlaşıyor. Yani yoğunlaştığı yer burası. Onun için biz bir inekten daha çok süt almaya bakacağız. Buzağları öldürmeyeceğiz. Vaktinde döl tutturacağız. Ve hayvanları kaybetmeyeceğiz. Sütü de kaybetmeyeceğiz. Mesela gizli mastitis vardır. O konuya ayrıca bir program yapar gireriz. Çok büyük süt kaybı vardır ve çaktırmaz. Hiç fark etmez. Fark etmez. Ve her gün diyelim ki %20 süt kaybediyorsunuz ve hiç fark etmiyorsunuz. Hiç fark etmiyorsunuz. Halbuki %20 ne demek? Mesela 5 kova sütünüz var, 5 güğüm sütünüz var, kapının önüne dizdiniz. Bir güğüm sütü birisi kaçırıyor, her gün 4 güğüm süt kalıyor size. Farkında değilsiniz. Farkında olsanız o kovadaki güğümü kaçıranı bulur, döverseniz belki. Ama kendinizi dövmüyorsunuz. Hayvanı da dövebilecek haliniz yok. %20 süt kaybına, hatta %25 süt kaybına varan kayıplar var. Gizli mastitis de bunu hiç kimse görmez. Diyelim ki 30 kilo süt alacaktınız. 24 kilo süt verdi. Farkında değilsiniz gizli mastitisten bu kaybın. Ve her gün ve her inekte olursa ne olacak? Büyük bir kayıp. Ha, normal meme iltihabı oldu. Süt irinli aktı, bilmem ne aktı falan filan filan. İşte baktınız 2 gün, 3 gün, 5 gün neyse. Sonra süt normale döndü. Bunu görüyorsunuz. Onu anlarsın. Çünkü meme kızardı, ağrılı oldu, yangılı oldu. Bunu görüyorsunuz. Öteki görünmüyor. O hain düşman her gün çalıyor. O her gün çalıyor. Her gün aynı hainliği yapıyor. Farkında değiliz. Bu sadece bir örnek. Tabii biz yanlış yemleme yaptığımız için de süt kaybımız olabilir. Gizli mastitisten, görünen mastitisten, hepsinden süt kaybımız olabilir. Bunları bir kere engelleyeceğiz. Esas zarar yapılan yerler bunlardır. Bunları engelleyeceğiz. İkincisi, döl tutturamıyoruz. Çeşitli sebeplerden. Onu engelleyeceğiz. Efendim, ayağı hasta oluyor. Problem işte ineğin kendini kaybediyoruz. Bazen bazı sebeplerden falan. Bunların hepsinin koşullarını, önleme koşullarını biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Şu anda anlattıklarımın hiçbiri çaresiz dert değil. Hepsinin aslında bir çaresi var. Yani hepsinin çaresi var. Anlamıyor. Şimdi vatandaş, yani hayvan sahibi beni aradığında birçok konuda sanki dünyada bir felaket sadece onun başına geldi. Bence yani gazapların hepsi onu buldu. Halbuki öyle bir şey yok. Biz biraz da şeyi seviyoruz galiba hocam, böyle nasıl diyeyim, arabeks yaşamayı. trajediyi seviyoruz. Ama biz onun arkasında daima sürü yönetimindeki zayıf taraflarımızı görmemiz lazım. Ve de koruyucu hekimlikteki ihmalleri ve eksikleri görmemiz lazım. Hayvan hasta değilse hiçbir şey gözümüz görmüyor. Yapışıyoruz, memesine sağıyoruz. Hayvan hasta olunca ciyaklıyoruz, bağırıyoruz, ne yapıyoruz? Antibiyotiğe başvuruyoruz. Hatta antibiyotik gerekli mi değil mi onu da düşünmeden antibiyotik kullanıyoruz. Yani belki de gerekli değil. Yani işte kulaktan dolma bilgilerle genelde zaten bizde işler, işletmeler öyle biraz daha bu tarz şeylerdir. Belki de antibiyotik orada kullanılmaması belki lazım. Evet. Belki de hiç antibiyotik kullanılmadan o hastalığı geçirebiliriz. Ama biz o farzdır, onu kullanırız bir kere elde bir. Efendim, sonra da antibiyotik kullanırken süte geçmeyen antibiyotiği ise seçmek isteriz. Çünkü bir de o da var bizim şimdi. Hem antibiyotik kullanacağız ama hem sütte de geçmesin. Fakat öyle sorular da geliyor bana. Süte geçmeyen antibiyotik kullandık, gene sütte antibiyotik çıktı diye. Nedir bu? Demek ki süte geçmeyen antibiyotik olmaz. Süte geçmeyen doz olur. Ben de tam o kısmını soracaktım. Evet. Süte geçmeyen antibiyotik olmaz. Süte geçmeyen doz olur. Bakın, süte geçmeyen antibiyotiklerin içinde okuyun. Okuyun. Onlar daha çok erkek hayvanlarda, yani süt vermeyen hayvanlarda, solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılsın diye yapılmıştır. Ama biz süt veren hayvana kullanırız, süte geçmiyor diye seviniriz. Ama süte geçen bir dozu vardır onun. Az fazla kullanırsanız, o içinde yazanın üstüne çıkarsanız süte geçer. Şimdi bizde bir şey var halk arasında genel.
Ya biraz daha fazla vereyim de daha iyi olsun. Tamam. Biraz daha fazla verirse daha faydalı olur gibi. Doğru. Doğru ama süte geçer. Ama süte geçer. Etkisi oluyor. Ha, şimdi bakın onun o tip antibiyotiklerin gerçek dozu, gerçek mikrop öldürücü dozu içinde yazanın iki katıdır. Yani bir yazıyorsa ikidir. Pazarlama stratejisi gibi bir şey mi bu hocam? Hayır efendim, bunları ineklere yapmadı ki yapanlar. Bunları danalara yaptılar. Anladım. İlk yapanlar Amerika'da özellikle. Bunlar biliyorsunuz ilk evet. Yurt dışında bulunuyor bu icatlar, sonra bize geliyor. Solunum yolu enfeksiyonları için yaptılar bunu ilk. Hı hı. Ondan sonra süte geçmiyor, süte geçmiyor diye herkese yaydılar. Aslında ineklerde böyle bir antibiyotik kullanımı doğru değil. Neden? Gerçek dozunda kullanmıyoruz. Çünkü gerçek dozunda kullanırsak süte geçer. Süte geçer. Ama doğrusu o. Çünkü mikrobu o zaman daha güzel öldürüyor. Peki yarım doz mesela, anladığım kadarıyla normalden eksik yarım doz hemen hemen yapıyoruz. Evet. Geçmemesi için süte. Evet. Hastalıkla mücadelede ne kadar etkili oluyor peki bu? Bence hiç etkili olmuyor. Çünkü sürekli bana bilmem ne antibiyotiği kullanıyor. Bakıyorum ben o Ceftiofur etken maddeli ilaçlar. Tabii o dozda kullanılırsa süte geçmediği halde hayvanın da mikrobunu öldürmüyor. İş uzuyor. Kardeşim niye antibiyotik kullanmak zorundasın? Önce ona bir bakalım. Yani. Çünkü antibiyotik kullanmak günlük hayat değil, değil mi? Günlük hayatta ne olur? Yem günlük hayat. Su. Belki yeme katılan vitaminler, mineraller günlük hayat. Onu da tamam, kabul. Ama antibiyotik günlük hayat mı? Değil. Değil. Antibiyotik çok ihtiyaç olduğunda kullanılan bir şey. Lüzum ediyorsa gene kullanacağız ama onu niye kullanıyoruz? Neden olay döndü dolaştı, döndü dolaştı da antibiyotik kullanmaya kadar geldi? Bunun nedenlerini. Onu düşünüyor. Ha. Şimdi o zaman koruyucu hekimlik anlatıyorduk ya. Koruyucu hekimlik anlatırken ne dedik? Aşı bu işin dörtte biri. Ama en başta ahır dizaynı, yani barınak çok önemli dedik. İşte barınağın yapısı, hayvanın rahatı, konforu ve hayvana uygunluğu çok önemli. Burada inanın sağımhaneye giden yol bile önemli. Sağımhaneye giden yolun virajlı olması bile çok önemli. Hocam bir anı başımdan geçen bir şey anlatmak istiyorum. Hı-hı. Bir Samsun'da bir işletme, çok da güzel bir işletme. Hı-hı. Yapmışlar. İyi de paralar harcamışlar. Danışmanlık da almışlar. Sağımhaneye giden yerde çok hafif bir rampa var. Hı-hı. Yani baktığınızda insan olarak değerlendirirsen dersiniz ki hiç sorun değil. Ama o hayvanın için çok büyük bir şey teşkil ediyordu. Hı-hı. Öyle mi? Yani yani bu işletme, fark edilen bir durum. Tabii. Hı-hı. Yani ben dışarıdan geldiğim işletme sahibine sordum. Ya bunda bir sıkıntı var. Çünkü geçerken tedirgin oluyor hayvanlar. Dedi ki ya biz burayı biraz yanlış planlamışız. İş yaptık. Biraz eğim verdik. Kendisi de inşaat mühendisiydi. Çok az eğim verdik. Yani biraz estetik görünsün diye ama yani bu bile dediğiniz gibi çok önemli bir şey aslında. Hayvanı tedirgin ediyor. Mesela sağımhaneye giden yolu Amerika'da genelde matla döşerler. Yani o hayvan yatakları var ya, onlarla döşerler. Yumuşak bir zeminde yürüsün sağıma giderken diye, o ayrı. Bakın yani basit bir örnek vereyim size, hay Allah basit diye gelir. Diyelim dümdüz gidiyor bir sağımhaneye yol, fakat sağımhane sağda bir dirsekle giriyor. Yani bir de 90 derece bir dirsek var, öyle sağımhaneye giriyor. Şimdi bir 600 kiloluk hayvan düşünün veya 500 olsun. O dönemeci zıp diye dönemez inek. Yani bu tırı dar bir viraja alması gibi bir şey. Aynı öyle. Ne olur? Orada bir yavaşlar. Şöyle yavaşlar. Virajı alamaz. Yavaşlar. Tabii birkaç inek arka arkaya gidiyorsa trafik sıkışır. Evet. Trafik sıkışınca onları sağıma gönderen adam sinirlenir. Bir an önce o da sağıma gitsin istiyor. Belki de bitse de gitsek diyor. Yani. Ondan sonra o sıkışınca ne olur? Öndeki ineğe, o virajı zor alan ineğe müdahale. Basitçe bir vurur. Ki bu basit olmayabilir. Belki ben çünkü çok sopa ve naylon hortum çok görüyorum öyle yerlerde. Bir şeyle vurur. Yani bir an önce işte şöyle bir şey, hayvanı dürter, vurur falan. İşte o orada koruyucu hekimlik bitmiştir. Neden? Çünkü hayvanın derhal vücudunda stres hormonu ve adrenalin, kortizol salgılanır. Sinirlenir. Hayvan da korkar.
korkunca veya strese girince kortizol ve adrenalin hormonları salgılanır. Şeye girer, sağıma girer. O stres ve adrenalinin etkisiyle oksitosini salmaz vücut. Ve hayvan o oksitosinin geç gelmesi sebebiyle yeterince sütünü indiremez. Öteki hayvanların sağımı biter. O hala sütünü indiremez ama biz hepsini salarız. Bitti deriz, salarız. Sonra meme iltihabıyla karşılaşırız. Bakın ne kadar basit bir şey değil mi? Yani, oradaki... Hayır, hiç basit değil. İşte ahır dizaynında yapılmış bir hatadandır bu. Neden? Çünkü viraj yapmayacaksın. Düz gidecek. Şu ineği ne dedim? İneğe inek gibi davranacağız. Biz ineğe kendi zekamızla davranıyoruz. İşte yer yaptık, yatsın kardeşim, bize ne diyoruz? Ya yani ineğe göre değil. Yani. İneğe göre değil. İnekler yatmayı seven hayvanlardır. Şimdi ayakta duran inek, lüzumsuz bir ayakta durma varsa bir sebebini araştırmak lazım. Lüzumsuz. İnek ayakta durmaz. Bakacağız. Yem mi yemiş? Yemlikten mi geliyor? Su mu içmiş? Suluktan mı geliyor? Sağım olmuş. Sağımdan mı dönüyor? Niye ayakta bu hayvan? Normal değildir ineğin ayakta durması. Yatması lazım. Ama inek ayakta duruyorsa havayı beğenmedi, yattığı yeri beğenmedi. Şimdi mesela diyelim yattığı yer çok sert. Çok sert. Ve inek de yemliğe gitmek istiyor. İnek nasıl yatar, nasıl kalkar? İşte onu gözledi mi insanlar, biliyor mu? Gözlerse anlayacak. İnek böyle kalkarken dirseklerinden böyle öne kendini verir. Diyelim dirsekleri canı yandı. Öne kendini verirken de o şey demir sırtı kafasına vurdu. Şimdi bir daha sefere diyor ki, her seferinde aynı şey diyor. Yani. Her kalkacağım yine ayağım acıyacak. Yine enseme vuracak. Lanet olsun, biraz daha geç gideyim diyor. Yemliğe geç gidiyor. Diyelim günde 24 saatte 10 kere yemliğe gidecekse örnek 5 kere gidiyor. Ne yapıyor? Daha az eksik. Daha eksik vitamin, daha eksik mineral, daha eksik enerji, daha eksik protein alıyor. Karnı daha az doyuyor. Sana da daha süt veriyor. Yaşamak için biraz da aslında yani. Ondan sonra herhalde anladığım kadarıyla zevk, işte verim payı, yaşam payı vardır. Hı-hı. Yaşamak için aslında şey, yem yemesini onlar için yapıyor. Evet. Çünkü acı veriyor hayvana. Şimdi her seferinde olunca inekte bir şartlı refleks gelişiyor. Evet. Mesela deminki o virajı dönememe meselesinde de. Şimdi o her gün vurmuyor belki bakıcı ona. Bir kere vurdu. Ama o her seferinde o viraja geldiğinde o şeyi yaşayacak. Burada bir şey oluyordu, benim başıma bir kötülük geliyordu, bir canımı yakan bir şey oluyordu diyor. Orada yine aynı şeyde, şartlı reflekste yine aynı olayı yaşıyor hayvan. İşte biz ineğe inek gibi davranmıyoruz. Kendi zekamıza göre. İşte ahırsa ahır kardeşim, yerse yer. Duvarsa duvar, sıcaksa sıcak. Yani her şeyi sağladık, daha ne istiyor diyor. İneğe kendi kafamızda muamele ediyoruz. İneğe inek gibi muamele edeceğiz. Kuru ve temiz dedik ya. Amerikalılar kuru temizle yetinmez. Kuru temiz artı konfor der. Konfor. İnek konfor ister dediğim zaman ben ilk yazdığım yıllarda çok şey geldi bana. Komik şeyler geldi, yorumlar. Ya sen ne konforundan bahsediyorsun falan filan. İneğe konfor vermeyen kendi konfor bulamaz. Neden? Süt eksik olur, yavrusu eksik olur, verimi eksik olur. Bir şey eksik olur. İneğe konfor vereceğiz. Şimdi inek çıktı diyelim, geziyor. Geziyor, pis yere yattı. Bizim ineklerin hep bu baldırları pistir. Pistir. Size belki 1000 Amerikan resmi gösterebilirim. Bir tanesinin baldırı pis değildir. Neden? Yattığı yer temiz. Temiz. Temiz ve kuru yere yatsa bu çakıldak, siz çakıldak mı dersiniz ona? Çakıldak. Çakıldak. Yani. Çakıldaklar böyle, ki artık çakıl olmuş gerçekten. Gübre, çamur ve dışkı, işte her şey oraya yapışmış tüylere. O tüyleri kazıyın, altı yara gibidir. Aynen. Kıpkırmızı çıkar. Zaten bir iki kazırsanız da onu bir daha da kazımazsınız, bıkarsınız. Çünkü hep aynı yerler kirlenir. Olacak. Peki bu baldırları, çakıldak dolu hayvanın bu pislikleri nereden? Yani onun memesi de pis. Memesi de pis. Rahim ağzı da pis. Rahimin ağzı da pis. Her tarafı pis. Çünkü yattığı yer kuru ve temiz değil. Onun için ben bu gezinti yerlerine karşıyım. Fakat proje yapan da,
akıl verenden, dedi ya bilmem ne danışmanı varmış. İşte palavra. Danışman bir şey bildiğinden danışmanlık yapmıyor. İneği bilecek, danışman da ineği bilecek. Danışman da ineği bilmiyor. Danışman şeyi seviyor, betonu seviyor. Betonu seviyor, her yeri beton. Danışman betonu seviyor. Buraya beton, buraya beton, beton. Beton da yanlış. Bakın biz yaptığımız betonlar da yanlış. Betonlarda biz ya dümdüz yapıyoruz ya da baklava yapıyoruz kaymasın çizgi diye. Çizgi atıyoruz kaymasın diye. Ama çizgi değil bakın, yanlış çizgi atıyoruz. Hı. O çizgilerin hep hesabı var. Hiçbir çizgi hesapsız yapılmaz. Evet. Çizgiler mutlaka bir hesap dahilinde yapılır. Bir kere bunu aynen böyle söylerler. Ahır zemini çıplak ayakla futbol oynanabilecek kadar pürüzsüz olacak. Ama 9 santime 1 santim çizgi çizeceksiniz. Şimdi ben sonra döndüğümde hepsini araştırdım. Bu çizgi çizen makineler var. Evet, önce betonu pırıl pırıl böyle kaymak gibi döküyor. Pırıl pırıl. Sonra geliyor o makineyle 9 santimde 1 santim çiziyor. Bakın hesabı var. Gelişigüzel değil. Baklava gibi değil. Baklava desenli değil. Biz de biraz şekilli de yapıyoruz hocam onu. Hayır. Mesela pürüzlü yapıyor. Kaymasın diye. Yanlış. Tırnaklarda çok şey yaptığını gördüm hocam. Yani bu yanlış bu şey yapılan işte dediğiniz gibi çizgiler ya da yanlış betonun. Hayvanın tırnağı için çok ciddi yaralanmalar neden olduğunu gördüm yani. Efendim o tırnak konusunu bir gün alalım hele böyle sohbet edelim uzun uzun, gördüğün gibi bakın tatlı bir sohbet yapıyoruz. Yani bir ders, hani dersimiz hayvancılık ya, ders değil, anlatıyoruz, sohbet. Evet. Şimdi bu çiftlik yapılırken danışman varmış. Bu danışman var da bu kadar hata nereden çıktı? Duvar var. Beton her yer. Beton pürüzlü. Niye pürüzlü? Kaymasınmışmış. Hayır. Beton kaymak gibi olacak. Ama 9 santimde 1 santim çizeceksiniz. Sistemi var bunun. Her şeyin bir sistemi var. Pervaneleri koyarlar mesela. Onların bir sistemi var. Gelişi güzel koyamazsınız. Gelişi güzel koyarsanız hiçbir fonksiyonu kalmaz. 10 santim çapının 10 katı aralığıyla çizmek lazım. Dizmek lazım. Çapının 10 katı aralığıyla. Eğer çapının 10 katı aralığıyla dizmezseniz pis havayı karıştırır. Pis bir hava çorbası yapar orada. Hiçbir şey ifade etmez. Normal amacı zaten havayı oradan uzaklaştırmak. Hem uzaklaştırmak hem hayvanı serinletmek istiyoruz. Ama biz havayı zaten olduğu yerde tutuyoruz. Pır 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 çevirir dururuz. Evet. Biz hayvanı tanımadığımız için kazalara kurban gidiyor hayvanlar. Önce ehliyet vereceğiz hayvan sahibine. Sonra o ehliyetle o hayvanı kullanacak. Hayvanın bir kullanma kılavuzu var. Ben çok söylediğim için isteyen de çok oldu. Hayvan kullanma kılavuzu. Aldı okudu, ulan bu muymuş dedi. O işte. Hayvanı kullanma kılavuzu. Çünkü sizin bir kurallara uymanız gerekiyor. Kurallara uymak ne demek? Abi işte buradan sağa dönülmezse sağa dönmeyeceksin. Evet. Niye soldan da biri gelir? Burun buruna çarpışırsın. Kaza olur. Evet. Kuralı var. Kurala uyacaksın. Kırmızı işte geçme diyorsa geçmeyeceksin. Çünkü o da geçer. Kaza olur. Kazalar böyle oluyor. Neden oluyor? Kurallara uymadığınız için oluyor. Hayvancılıkta da kurallar var. Uymadığınız için oluyor. Bir vaktimiz var mı bilmiyorum. Bir konu daha açacağız. Hocam. Onları da ayrı bir konuda anlatacağız. Mesela boğa kullanımı da bir şeydir. Koruyucu hekimliktir. Doğru boğayı kullanmak da, doğru yemleme yapmak da bir koruyucu hekimliktir. Ama bunları tek tek ele alacağız. Doğru yemleme nasıl yapılır? Çünkü bakın ben yemleme derim, dikkat edin. Rasyon demem. Dikkat edin. Ben herkesten farklı söylerim. Evet, yemleme, rasyon. Ben yemleme derim. Çünkü yemleme başka bir şeydir, rasyon başka bir şeydir. Herkes aynı şey sanır. Bir rasyonum olsa düzgün, aman Allah'ım ne kadar güzel olur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Rasyonunuz da düzgün olacak ama yemleme sisteminiz olacak. Yemleme pratiğiniz doğru olacak.
Hocam çok sağ olun. Evet. Ağzınıza sağlık. Bakın bir sohbet yaptık gördüğünüz aynen. gibi. Yani bizim ders vermekten ziyade ineği tanıtmak amacıyla anlatmaya çalışıyorum ki ineği tanımayan hayvancılık yapamaz. Yaptığını sanır. Biraz da kendini avutur diyelim. Evet. Evet, başka bir programda bunları tek tek açacağız. Evet hocam. Bunlar başka programda zaten bu ilk programımızı biraz evet. genel hatlarıyla evet. bahsettik. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.